Herkese merhaba. Soru çözme videolarıma ilk olarak sadece birinci kanunu içeren sorularla başlamanın daha iyi olacağını düşündüm. Bu videoda da basınçlı kaplar ve pistonlar üzerine çalışacağım. Termodinamik kanunları videosunda da belirttiğim gibi 6 videodan oluşturmayı amaçlıyordum termodinamik dersini. Ama soru çözüm videolarının çok uzun olması sebebiyle yorumlarda karışıklıklar olabileceği için 6 adet video yerine 6 adet oynatma listesi hazırlamayı düşündüm. İlk oynatma listesi yani video serisi konu anlatımı olduğu için o oynatma listesinin içine sürekli olarak konu anlatımı videolarını yükleyeceğim. Kalan 5 adet oynatma listesinde de farklı farklı konulardan farklı farklı soruların çözümlerini yükleyeceğim. Bugün dediğim gibi birinci kanunu içeren basınçlı kaplarla başlayacağım. İlk soruya başlayalım isterseniz. İlk soruda bize dikey bir piston silindir düzeneğinin içinde gaz olduğunu söylüyor. Bu piston kapak alanının yani kesit alanının 400 cm² ve ağırlığının da 60 kg olduğunu söylüyor. Bu arada atmosfer basıncının da 0.97 bar olduğu belirtilmiş ve yer çekimi ivmesinin de 9,81 metre bölü saniye kare olduğu bize verilmiş. Pistonun içindeki veya kap da diyebilirsiniz basınç soruluyor bizlere. Öncelikle bunu çözmek için şekil çizerek başlamamız daha iyi olacak. Çünkü soruyu daha iyi kavrayabilmemiz açısından şekil önemli. Sorunun şeklini çizip verilenleri de yerine yazdığımızda görmüş olduğunuz şekli elde ederiz. Tabi burada önemli olan soruyu çözmek için iki basıncın da birbirine eşit olduğu yani belirli bir dengede olduklarını bilmek. Yani yukarı yönde olan kuvvetlerle aşağı yönde olan kuvvetlerin eşit olması gerekliliği. Yukarıya baktığımızda atmosfer basıncı ve piston kapağının oluşturduğu bir kuvvet var. Aşağıda da sadece piston içerisindeki gazın basıncı var. Bunu denkleme dökersek eğer biz kuvvet demiştik, basınç lazım değil. Basınç da kuvvet bölü alan da hatırlarsanız, yani aşağı yöndeki kuvvetler için yazarsak eğer piston içerisindeki gaz çarpı alan, kesit alan eşittir atmosfer basıncı çarpı kesit alanı artı kapağın ağırlığı. Bunu yazdıktan sonra denklemin her iki tarafını da alan ile bölersek eğer piston içerisindeki basıncı atmosfer basıncı artı kapak ağırlığının kesit alanına bölümüyle elde ederiz. Verilenleri yerine yazdığımızda ise atmosfer basıncı için 0,97 bar, kütle için 60 kilogram ve yer çekimi ivmesi için de 9,81 metre bölü saniye kare yazdığımızda alan içinde metre cinsinden 0,04 metrekare yazdığımızda piston içerisindeki basıncın 1,12 bar olduğunu görürüz. Bu soruda önemli nokta aşağı yöndeki kuvvetlerle yukarı yöndeki kuvvetlerin fiziksel dengede olduğunu hatırlayıp ona göre denklemleri oluşturmaktı. Onun dışında soruda bir zorluk ya da bir trik yok. Zaten gördüğünüz gibi sabit basınç, sabit hacim. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.